Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler, hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugün Borsa İstanbul'da dalgalı bir seyir izledik. Önce açılışta biraz aşağıya doğru geliyor gibi olduk, sonra öğleye doğru tekrar yükseldik. Öğleden sonra tekrar bir daha geriye doğru düşüyor gibi olduk, tekrar yükseldik. Kapanışa doğru tekrar düşüyor gibi olduk ama ondan sonra tekrar hafifçe bir toparlayı verdik ama tekrar kapanışa doğru yeniden düştük. Yani Borsa İstanbul'un kafası karışık. Yani ne yapacağını bilemiyor. Aslında Borsa İstanbul son derece ucuzum diyor. Yükselmem lazım diyor. Ama sonra diyor ki yok diyor, ekonomik veriler iyi değil diyor. İşte ekonomideki karar alıcı mekanizmalar sağlıklı veriler üretemiyor veya sağlıklı işler yapamıyor deyip tekrar düşüyor. Ancak düşerken bu sefer diyor ki yok yok diyor. Hayır, enflasyon kuvvetli diyor. Enflasyon %73, %75 diyor. Enflasyonun daha da artacağını düşünerek yok yok ben buradan diyor tekrar yükselmem lazım diyor. Ve böylece bence Borsa İstanbul karışık bir seyirle bugün günü kapattı. Şimdi karışık bir seyirle günü kapatmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de arkadaşlar. Şimdi evet, bu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Türkiye ziyaretiydi. Yani evet, şimdi burada kafada ne oldu? Yani Veliaht Prens Türkiye'ye neden geldi? Kafamızda şunlar vardı. Acaba Türkiye'de bir swap anlaşması olabilir mi? Yani swap anlaşması olabilir, karşılıklı ticari anlaşma olabilir, ihracat, ithalat anlaşmaları olabilir. Evet, bunlar da finans açısından pozitif. Yani Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Türkiye'ye gelmesi piyasalar ve borsamız açısından pozitif, negatif değil. Ve bu adam buraya boş yere gelmez. Bunun bir de bir pozitif etkisi oldu. Perşembe günü faiz kararı, ben faiz kararından herhangi bir şey çıkacağını sanmıyorum. Artık Merkez Bankası'nın da piyasalar üzerinde etkisinin nötr olduğunu düşünüyorum. Yani %14 faiz, %15 olsa ne olur, 13 ne olsa ne olur. Yani bence piyasa Merkez Bankası faiz kararında yatay da dese, ben olduğu gibi bırakıyorum dese de piyasa etkilenmez. 100 bas puan faiz arttırıyorum da etkilenmez. 100 bas puan faiz düşürüyorum dese de etkilenmez. Yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın piyasalar üzerinde etkinliği yoktur. Şimdi evet, Amerika Birleşik Devletleri Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'nın Türkiye ziyareti önemli. Bu adam boş yere gelmiyor. Aynı zamanda bu Hazine ve Maliye Bakanı, Bakan Yardımcısı uluslararası konjüktürdeki finansal yaptırımlardan sorumlu bakan yardımcısı. Acaba gelen bu bakan yardımcısının bu ulusal, uluslararası piyasalardaki Amerikan hükümetinin yapmış olduğu yaptırımlardan sorumlu bakan yardımcısı olmasının Halk Bankası üzerinde pozitif etkileri olabilir mi? Evet, bununla ilgili pozitif bir etki olursa evet, Halk Bankası'nda direkt pozitif bir etkisi olur, pozitif bir sonuç gelirse. Bununla beraber bizim Borsa İstanbul'a da pozitif bir etkisi olur. Ama asıl etki Halk Bankası'na büyük bir etki olur. Bizim Borsa İstanbul'da pozitif etkiler. Bunlar Borsa İstanbul'un kafasının neden karışık olduğunu söylüyor. Yani evet, bir taraftan da bunları düşünüyor. Evet, pozitif uluslararası gelişmeler var diyor. Ama bir taraftan da resesyon var, stagflasyon var, eski büyümeler olmayacak. İşte Avrupa 0.50 bas puanı Lagarde Temmuz ayında dillendirdi. 50 bas puan faiz arttıracağız dedi. Bunların da etkisi var. Ondan sonra bir düşüyor, bir yukarı çıkıyor. Ve böylece hatta bunu biz Borsa İstanbul'da göreceğiz arkadaşlar. Yani grafiğe baktığımızda göreceğiz. Biz ne dedik? Borsa İstanbul bir taban formasyonu içerisinde. Taban formasyonu içerisinde ben size yatay destekleri çizmiştim. Bugün de gayet güzel bir şekilde o yatay destekleri çalıştırdı. Peki Borsa İstanbul'da biz neredeyiz? Borsa İstanbul'da ben işin açıkçası çok böyle olumsuz, aman aman kötü bir yere gidecek diye bir şey görmüyorum. Çünkü neden? Çünkü bizdeki %73,5 enflasyon, yani %75 diyelim biz bunu, %75 enflasyon ve bunun önümüzdeki aylarda %80'lere çıkacağını düşünürsek ben Borsa İstanbul'un düşeceğine inanmıyorum, yatayda gideceğine inanıyorum. Yani yatayda belli bant aralıklarında hareket edeceğine inanıyorum. Bunu teknik analiz yaptığımızda göreceğiz. Ve bu Borsa İstanbul'daki enflasyonun en büyük hikayesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden olası bir sert düşüşün Borsa İstanbul'da yükselen enflasyonla beraber çok şiddetli bir şekilde maliyetlendireceğini düşünüyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz bir ay düşeceksiniz. Bir ay düştükten sonra yatayda 6 ay gideceksiniz ve enflasyon %75. Arkadaşlar, sermayenin tamamı erir gider yani böyle bir durumda. Yani bunu şöyle açıklayayım arkadaşlar ben size. Ben bundan 2 ay önce çocuklarımı Luna Park'a götürdüm. Luna Park'a gittiğimde 10 tane jetonu 75 liraya aldım. 10 tane jeton 75 lira. Geçen ay 2 aydan sonra, 1 ay geçti, 1 ay sonra gittiğimde
10 tane jetonu 100 liraya aldım. Çocuklar karne almaya gittiğimde, Luna Park'a gittiğimde 10 tane jetonu 150 liraya aldım. Yani 75, yani Luna Park'taki jeton Türk lirasından daha kıymetli hale geliyor. Yani oturup hiçbir şey yatırım yapmasam Luna Park'taki jetona yatırım yapsanız %100 para kazanacaksınız. Yani 75 liradan 100 liraya, 100 liradan 150 liraya geliyor. Gerçekten çok acı bir durum. Yani böyle, yani paranın üzerinde çok ciddi bir devalüasyon varken Borsa İstanbul'un belli bir süre düşmesi ve belli bir süre düştükten sonra yatayda gitmesi gerçekten o sermayeyi, yani hisseler üzerindeki sermayeyi minimalize eder. O durumda yani bu böyle bir duruma geliyor ki Borsa İstanbul'da vade büyüktür nakittir. Yani vade eşittir nakit diyemeyiz. Böyle bir durumda aslında taban formasyonunda giden, yatayda giden bir Borsa İstanbul bile ciddi bir sermaye kaybıdır. Aslında bu bir tür düşüştür. Ben evet Borsa İstanbul'u özellikle Twitter'dan takip ettiğim birçok üstad var ve yüksek takipçili üstadlar bunlar. Yani böyle şimdi yanlış anlamasın beni kimse ama garip garip imalı imalı mesajlar atıyorlar. Garip garip tuhaf tuhaf laflar söylüyorlar. Yani borsanın şiddetli düşeceğine dair, borsanın şiddetli yıkılacağına dair. Yani ben şunu diyorum, yani insan yanılabilir. İnsan son derece normal. Yanılması da gayet normal. Ya çıkarsınız, dobra dobra fikirlerinizi söylersiniz. Yani imalı imalı bir şeyler paylaşmak, imalı imalı kitleleri etkilemek, yani böyle 100 bin, 150 bin, 200 bin kişilik takipçili insanlar. Çünkü zaten şuranın şurasında bizler 2 milyon yatırımcı şeyimiz var. Yani sanırım Türkiye'deki yatırımcı sayısı 2 milyonu bile bulmuyor. Yani 100-150 bin takipçili bir insan gerçekten şeyi etkiliyor. Yani yatırım fraksiyonunu etkiliyor. Yani evet siz kendiniz short pozisyonda kalmış olabilirsiniz. Bunu da söyleyebilirsiniz. Söylemenizde de bir sorun yok. Ama imalı imalı sürekli resimler yapıp imalı imalı bir şeyler paylaşmak hoş bir şey değil. Hayır, siz borsanın düşeceğini söylersiniz, borsa yükleri çıkarsınız. Ben yanıldım dersiniz. Yani ben fikirlerimi burada dobra dobra söylüyorum. Yani ben diyorum ki borsada bir düşüş beklemiyorum. Kaldı ki bugün Borsa İstanbul'da teknik sinyaller ben size açıkladım. Arkadaşlar 21 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Yani günlükte üzerindeyiz. 4 saatlik üzerindeyiz, 2 saatlik üzerindeyiz. Süper trendde, süper trende baktığımızda günlük biraz yukarıda kalıyor. Sat sinyali veriyor ama 4 saatlikte süper trendde al sinyali, 2 saatlikte al sinyali. Ve çizmiş olduğumuz yatay desteklere değiyor, altta yukarıya doğru gidiyor. Yukarıdan tekrar aşağıya geliyor, tekrar yukarıya doğru gidiyor. Bunu bugün göreceğiz günlük hareketlerde. Yani o yüzden, yani insanların kafasını karıştırmaktan ziyade bir çıkıp fikirlerinizi söylersiniz. Herkes fikirlerinizi dinler. İsteyen inanır, isteyen inanmaz arkadaşlar. Bir Borsa İstanbul'a bakalım. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Değerli arkadaşlar, şimdi 22 Haziran'da şöyle bir düşüşle açıldık biz. Bakın şurada nedir? Bak 2561 gördünüz mü? 2500, o zaman 2533'ü geçmiştik. Eğer 2533'ü geçersek 2561'i görürüz demiştim. 2561'i geçersek yukarıda 2585 var demiştim. Şu kırmızıyla çizdiklerim benim sizler için destek ve dirençti. Bundan 3 video önce ben dedim ki sizlere bunları takip edin arkadaşlar. Şu kırmızılar bizim destek ve dirençlerimiz dedim ben size. Ne oldu? Evet bu 2533'te tam üzerinde kapatmıştı, bunun üzerine geldi. 2561'i kırdı ve bu kanal üzerinde hareket etmeye başladı. Ve 21 Haziran'da bu kanal üzerinde hareket edersen üst banda değmedi. Ve bugün açıldığında 22 Haziran'da bir düşüşle açıldı. Ancak bakın 2561.79'un çok güzel bir destek olduğunu görüyoruz. Ve buradan destek alıyor 11'e doğru ve buradan tekrar yukarıya doğru yükseliyor. Bakın nereye doğru gidiyor? 2585. Şurada baktığımızda nedir? 2584.24'e geliyor. Görüyor musunuz? Şuradan bakabilirsin arkadaşlar. Şuradan 2584.24. Ben ne demişim? 2585. Ve buradan aşağıya iniyor ve tekrar yukarı çıkıyor. Yalnız burada bakın yukarıyı bir yokluyor. 2585 geçiyor. 2586 oluyor. Ve sonra kapanışa doğru 17.30'dan sonra tekrar aşağıya doğru iniyor. Neredeyiz? 2561 ile 2585. Yani dediğim gibi böyle bir taban formasyonu içerisindeyiz. Bunu biraz daha şöyle zoomladığım zaman daha iyi görürsünüz. 2 saatliğe baktığımızda bakın gördüğünüz gibi böyle bir yatay desteklerin çalıştığı bir formasyon içerisindeyiz. Şimdi 2 saatliğe baktığımızda teknik sinyallere bakalım. Bakın teknik sinyaller gayet açık. 21 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz 2 saatlikte ve süper trendde de üzerindeyiz. 4 saatliğe bakalım arkadaşlar. 4 saatlikte de gördüğünüz gibi gene burada 21 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Pozitif. Ve burada da sinyalimiz gene al. Buy sinyali var. Bu da pozitif arkadaşlar. Günlüğe bakalım.
Günlükte ise sadece süper trendin negatifte olduğunu görüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi yine burada 21 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Ancak şurada asıl yükselişi devam edebilmek için 2660 geçmemiz gerekiyor deniyor. Evet, bunları da izleyip göreceğiz. Çünkü yukarıya doğru önce bir 2585 var, 2623 var ve 2660'ı kırarsak 2684'ü görüyorum ben burada ve ondan sonraki hedefimiz 2827 var. Evet, dirençler çok ama yatayda hareket ettiğimizde muhakkak. Değerli arkadaşlar, ben yüksek takipçili insanların özellikle sosyal medyada çok ciddi sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Evet, bu sorumluluklar nedir? Gerçekten geniş kitleleri yönlendirebiliyoruz. Türkiye'de 83 milyon insanın 83 milyonu da yatırımcı değil. Bunu sadece en fazla, dediğim gibi yanılıyor olabilirim, en fazla 2 milyon, belki de 1,5 milyonu yatırımcı. E tabi bizler de burada bu ekranlar karşısında insanları ciddi olarak etkileyebiliyoruz. Paylaşımlarımızla, resimlerimizle, imalarımızla. Yani imalarda bulunmak için veya ne bileyim böyle tuhaf şeyler yapmak için fikirler söylenebilir, geçilebilir ve yanıldığı zaman da ben yanıldım da denilebilir. Biz sadece burada insanların bize inanmamasını serbest bırakmamız gerekiyor. İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Benim şahsi fikrim düşüş, şiddetli bir düşüş. Ya düşüşler olabilir. O formasyonlar arasında, o yatay destekler arasında hareket edebilir. Ancak çok şiddetli bir düşüş olacağını inanmıyorum. Ben ne zaman inanırım? Eğer 2013 yılındaki gibi %7.25 enflasyonumuz olsa veya 2008 o mortgage krizindeki gibi %4.75 politika faizimiz olsa ben derim ki o zaman arkadaşlar 1800'lere 1700'lere düşebiliriz derim. Ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi %75 enflasyon var. %75 enflasyon olduğu yerde de biraz önceki vermiş olduğum örnekten dolayı da çok şiddetli bir düşüş beklemiyorum. Çok şiddetli bir düşüş olursa da bence de çok ciddi bir alış fırsatı olur arkadaşlar. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. İyi akşamlar diliyorum. İyi istirahatler, bol kazançlar.